Yəni quyudakılarını hesablayınız. Birincisi, arc sinus, sinus, pi təsim 7. Bir de biz quyudakı formuladan faydalanırız. Arc sinus sinus A sinus alfa alfa getin. Eğer alfa minus pi təsim 2 pi təsim 2 aralığına değişdiyi olsa. Bana bu aralığına değişdiyi olsa. Çünkü biz bilmemiz arsinusun kıymeti bana şu aralıkta tekişliği bulardı. Minus pi taksim 2'den küçük bulan mıydı? Pi taksim 2'den katta bulan mıydı? Arsinusun kıymeti bana bu aralıkta bulardı. Şu sebeple eğer alfa bana şu aralıkta tekişliği bulsa arsinus sinus alfa aynen bana şu alfaya teyin bulardı. Birinci misal. Bir de alfanın oranında pi taksim 7 geliyordu. Pi taksim 7. Bana bu aralıkta tekişliği mi? Ha, tekişliği pi taksim 7. Müsbat. Minus pi taksim 2'den katta ve pi taksim 2'den küçük. Demek bunun cevabı pi taksim 7 geteyken. İkinci misal. Arc sinus, sinus 1 taksim 2. 1 taksim 2 şu aralıkta tekişliği mi? Tekişliği. Tekşiramız. İkinci misalda. 1 taksim 2 minus pi taksim 2'den katta. Çünkü bu müsbat son, bu manfi son. Pi taksim 2'den küçük. Pi taksim 2 tahminen 3.100'dan 14. Bunu 2'ye bölsek bu 1.5'dan katta son. 1 taksim 2'den katta. Demek bana bu tensizlik başarılı. Demek 1 taksim 2 bana bu aralıkta tekişliyken. Şu sebeple bu 4 köpaytırı. Bana bu ifade 1 taksim 2'ye deyin. 4 2'ye bölsek 2 çıkardı. Demek bu ifadenin kıymeti 2'ye deyin. Üçüncü misal. Bir de arc sinus sinus 6 pi taksim 7. 6 pi taksim 7'ye deyin deyip yazalımız mı? Onun için 6 pi taksim 7 bana bu aralıkta tekişliyim mi? Şunu tekşiramız. 6 pi taksim 7 müsbet. Demek bana bu sondan katta. Pi taksim 2'den küçük olur adama. 6 pi taksim 7 küçük. Küçük yok etin. Pi taksim 2 tensizliği başarılalım. Yok başarılmaydı. Çünkü 2'ni 6 pi'ye köpaytırsak 12 pi. 7'ni pi'ye köpaytırsak 7 pi. Bu tensizliği not olur. Demek bu tensizliği başarılmaydı. 6 pi taksim 7 bu aralıkta tekişliği mesela. O tekişliği olmasa bunda ne meşgul edilir? Kandı hesablanır? Bu halde biz huyda geçer. Bu ifadeni şekil almıştıramız. Üçüncü misal. Sinus 6 pi taksim 7'ni biz keltiriş forması yordamıyla sinus pi minus pi taksim 7 deyip yazışımız mümkün. Çünkü 7 pi'den pi'ni ayırsak 6 pi hasıl bulardı. Demek yani bunge keltiriş formasını kullansak sinus pi taksim 7 hasıl bulardı. Demek bana bu ifadenin oranı geldi. Sinus pi taksim 7'ni koyuşumuz mümkün iken. Demek bana bu ifade teyin bulardı. Arc sinus sinus pi taksim 7. Ana yani pi taksim 7 şu aralıkta tekişli. Pi taksim 2'den küçük. Hani yukarıda hem gördük bunu. Bu düşündüğü ifadeni. Bu pi taksim 7'ye deyin. Pi taksim 7 bana bu aralıkta tekişli bölgelik sebeple. Bana bu formülaya göre bu ifade pi taksim 7'ye, alfaya, pi taksim 7'ye deyin. Demek bunun cevabı pi taksim 7. Törtüncü misal gibi tanımız. Bir de arc sinus sinus 5. 5 bana bu tensizliğini kanatlandırır mı? Yok kanatlandırmaydı. 5 pi taksim 2'den katta. Bu aralıkta düşmeydi. Çünkü 2'ni 5'ye köpaytırsak 10 hasıl olurdu. Pi pi 10'dan küçük. Bu 4'den küçük san pi san. 3 bütün tahminen 3 bütün 100'den 14. Demek bu aralıkta tekişliği mesela. Bana 5 bu aralıkta tekişliği mesela. Bunda ne iş kılalımız? O halde biz bunu şekil almıştıramız. Sinus 5. Bunu biz sinusu davri ekenlikten faydalanıp 5 minus 2 pi de bir alışımız mümkün. 5 minus 2 pi. 5 minus 2 pi bana şu aralıkta tekişliği bulur adamı. Tekşiramız
Bu son manfi son. Çünkü 2 pi bu 6 bütün 6'dan katta son 2 pi. Yani bu manfi son. Manfi son bo'lgani sababli birinchi tengsizlik bajariladi mana bu tengsizlik. Endi bu tengsizlikni bajar tekshiramiz. Minus pi taqsim 2 5 minus 2 pi. Hop 2 ga ko'paytirib boraylik. Maxrajdan qutulish uchun minus pi 10 minus 4 pi. O 4 bini çap tamamen gökizamız. Bu halde 3 pi küçük yok ettiğin 10 tensizliğini hasıl kılarımız. Bu tensizlik orli. Çünkü 3 pi 9 bütün kançadırın hem son 10'dan küçük son. Yani tensizlik orli. Bana bu tensizlik orliyken. Demek 5 minus 2 pi bana bu aralıkta tekişliyken. Yani sinüs 5'nin orliyken biz bana bu ifadeni yazalımız. O halde biz verilgen ifade üçün quyidagi tenglikni hosil qilamiz. Arksinus sinus 5 minus 2 pi. Ana endi biz mana bu formulani qo'llay olamiz. Çünkü alfa'nın orunda bana bu 5 minus 2 pi kelyapti. 5 minus 2 pi mana bu aralıkka tegishli. Shu sababli bu ifoda 5 minus 2 pi'ga teng. Şunu takdirlash kerak. Mana bu chiqadigan javob arksinus qiymati mana shu oralig'da bo'ladi. Shu sababli chiqadigan javob mana shu oralig'da bo'lishi kerak. Minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 orasida bo'lishi kerak. Keyingi misolga o'tamiz. Beşinci misol. Arksinus sinus 4. 4. Bana bu aralıkta tegişli değil mi? Yok, tegişli değilmez. 4 sonu pi taksım 2'den katta. Pi taksım 2. Çünkü 2'yi köpaytırsak pi küçük 8 tensizliğini hasıl kullanmış. Pi 4'ten hem 4'ten hem küçük. Bu tensizlik başarılı. Şu sebeple bu 4 pi taksım 2. Bu aralıkta tegişli değilmez. O halde biz sinüs 4'ünü dastlab şekillendirmiştiramız. Sinüs 4'ünü sinüs pi minus 4 deb yozaylik. Pi minus 4. Bu pi minus 4 manfiy son. Bir keltirish formasidan foydalanyapmiz. Manfiy son. Manfiy son bo'lganligi sababli pi taqsim 2 dan kichik. Bu pi taqsim 2 dan kichik bo'ladi. Manfiy bo'lganligi sababli minus pi taqsim 2 dan katta bo'ladimi? Mana bu tengsizlik bajariladimi? Endi buni tekshiramiz. 2 ga ko'paytiraylik. Minus pi 2 pi minus 8. 8'ni çap tamamen pi'ni oyun tamamen ötkezeylik. 8, 3 pi. Bu tensizlik orili. Çünkü pi 3'den katta son. 3'ü köpaytırsak bu 9'dan katta son buladı. 8'den katta buladı. Tensizlik bacarılardı. Demek pi minus 4 bana bu aralıkta tek işleyeken. Ana endi bana bu ifade için biz ten arksinus sinüs 4'ün oranı gel. Sinüs pi minus 4 yazamam. Ana endi mana bu formulanı kollaşım mümkün. Alfa mana bu aralıkta tegişli. Pi minus 4 şu aralıkta tegişli. Şunun için bu teyim buladı. Pi minus 4 gel. Şunu da bu misalın cevabı. Pi minus 4 gel teyim.